Herkese merhabalar. Ben Dilşat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alıştığınızın dışında çok farklı bir teknikle nefis bir börek tarifi vereceğim. Her zamanki gibi tarifimizin detaylı malzeme listesini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 5 su bardağı kadar un alıp üzerine de 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaparak un ve tuzu şöyle bir güzel karıştıralım ve unumuzun orta kısmına bir çukur açalım. Şimdi yanımıza bir su bardağı kadar ılık, elinizi yakmayacak derecede ılık süt alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar instant maya ekleyerek şöyle bir karıştırıp mayamızın aktive olmasını bekleyelim. Dilerseniz bu işlemi önden yaparak mayayı o şekilde de aktive edebilirsiniz. Öncelikle 2-3 dakika bu şekilde karıştırarak beklettim. Hemen ardından üzerine ilave ediyorum ve karıştırmaya başladım. Peşinden de bir su bardağı kadar ılık su ilavesi yaptım ve hamuru karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırıp kaşığı çıkartarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada tariflerimde kullandığım su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 tepeleme su bardağı un için 2 su bardağı kadar sıvı kullandım. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirerek hamuru tezgaha alıyorum ve tezgahta en az 6-7 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız hamurunuz ne kadar pürüzsüz olursa daha daha sonrasında böreğinizde bir o kadar güzel olur. Yoğururken şöyle üzerinden bastırarak açarak yoğurursanız eğer kıvamını çok çabuk alacaktır. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi hazır olan hamuru bir hamur kartı yardımıyla iki eşit parçaya bölelim ve kendi aralarında tekrardan yoğurarak bezelerimizi hazırlayalım. Bu arada hamurumuz ne çok sert ne çok yumuşak olmamalı ve hafif ele yapışan olmalıdır. Bir aşamadan sonra çok yoğrulduğu için artık hamur yapışmamaya başlayacaktır. O zaman kıvamını aldığını da anlarsınız zaten. Şimdi önden bir e, azıcık unladığım tepsinin içerisine aldım. Ve üzerine bir poşet veya streçle güzelce kapatıyorum ki hava alarak üzeri kurumasın. Şimdi en az oda sıcaklığında 30-40 dakika kadar beklemeye alıp geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcımız için 2 adet orta boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz piyazlık doğrayabilir veya hiç soğan sevmiyorsanız eğer rendeden de geçirebilirsiniz. Tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tavayı veya tencereyi ocağa alalım. İçerisine bir 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, zeytinyağı veya tereyağı ekleyip doğradığımız soğanları içerisine ilave edelim. Bu aşamada soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi, daha hızlı bir şekilde karamelize olması adına üzerine de birazcık tuz serpiştirelim ve tamamen rengini değişene kadar yani böyle diriliğini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim. Çok pembeleştirmeyelim. Sadece sararması yeterli olacaktır. Ama dişe gelmemesi için de mutlaka kavurmayı unutmayalım. Soğan istediğimiz kıvamı aldıktan sonra üzerine çekilmiş et yani 400 gram kadar dana döş kıyma ekleyelim. Diğer kıymaları yani daha yağlı kıymayı tercih ederseniz eğer mutlaka önden birinci kıymayı daha sonrasında soğanı kavurun ki o yağını bırakmış olsun fazladan yağ kullanmayasınız. Sürekli karıştırarak kıymayı kavurduktan sonra tencereyi kapatıp kendi suyunu salıp geri çekinceye kadar kıymamızı pişirelim. Ve yeteri kadar pişirdikten sonra üzerine 2 adet rendelenmiş suyu sıkılmış patates ekleyelim. Ben bu şekilde bir iç harcını çok çok seviyorum. Herkes de çok beğeniyor. Mutlaka deneyin derim. Sadece kıyma ile hazırlanmış veya sadece patatesle hazırlanmış iç harcına nazaran hem daha bereketli hem de daha lezzetli oluyor. Baharat olarak ben sadece toz kırmızı biber, karabiber ve tuz kullandım. Yakıştırdığınız farklı baharatlar var ise eğer ekleyebilirsiniz. 2-3 3 dakika kadar da patatesle birlikte kavurdum ve artık iç harcımız hazır oldu. Ocağı kapatalım, soğuması için bir kenara alıp geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Ortalama yarım saat, 40 dakika kadar dinlendi. Birazcık da mayalanmış. Ben şunu da yapayım, bunu da yapayım derken biraz fazla bekletmiş olabilirim. Ama sizler bu kadar bekletmeyebilirsiniz. Yani sadece yarım saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle tezgahımıza bayağı bir un serpiştirelim çünkü çok yapışabilir. Daha sonra hamuru tezgah alıp üzerine tekrardan unladıktan sonra merdane ile veya oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. Ne kadar geniş açarsanız o kadar güzel olur. Aşamaların tamamında yani açarken bolca un kullanmayı da unutmayalım. Eğer hiç oklava kullanamıyorsanız sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi, izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Tüm illerden, ülkelerden yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkürler. Mayasız hamura nazaran mayalı hamuru açmak bir tık daha zor olabilir. Yani bolca un kullanmak gerekir. Yoksa ya yırtılır ya da böyle şöyle orası burası büzüşebiliyor açıkçası. Şöyle hamuru yeteri kadar açtım. Şimdi kenarlarını biraz çekiştirerek hamurumuza dörtgen bir şekil veriyorum. Ve üzerine önceden eritip beklettiğim tereyağını ekliyorum. Beklettiğim niye diyorum? Çünkü tereyağımız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Kaynar olmamalı aklınızda bulunsun. Bu arada tereyağı yerine katı yağ da kullanabilirsiniz ama içerisine sıvı yağ eklemedim. Hamur çok fazla vıcık vıcık olmasın diye. Yani kıvamını çabuk tutsun diye. Şöyle fırçayla da her tarafına sürdükten sonra hamurumuz daha da ince olsun diye şöyle kenarlarından birazcık daha genişletiyorum. Yani yırtmadan açabildiğiniz kadar açın derim. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Şimdi hamurumuzu önce üstten sonra ise kenarlardan yani önce uzununa sonra ise enine olacak şekilde üçe katlayalım. İlk aşamada katladıktan sonra üzeri yağsız olduğu için bu aşamada üzerini tekrardan mutlaka yağlayalım. Her katı yağlanmak zorundayız aksi takdirde böreğimiz güzel olmaz. şöyle yine 3'e katladığım artık hamurumuz hazır oldu. Şimdi bir tepsinin içerisine alarak üzerine de bir poşet veya streçle güzelce kapatıyorum ki hava almasın. Şimdi hazır olan hamurumuzu bu şekilde buzdolabında en az 40 dakika kadar bekleteceğim. Yağ tamamen donması lazım aklınızda bulunsun. Bu arada yeterince dinlendi, artık açmaya başlıyorum. Ben diğer hamurumu da aynı şekilde açıp hazırladım. videomuz çok fazla uzun olmasın diye göstermedim. Genel özellikle çok sorulduğu için özellikle söylemek istiyorum. Yani diğer beze de bezemize de aynı işlemi uygulamıştım. Açma aşamasında hamur merdanemize yapışabileceği için bu aşamalarda da bolca un kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı sertleşmiş. içerisindeki yağ tamamen donmuş. Eğer yağ dondurmazsanız böreğiniz istediğiniz gibi olmaz. Yani dinlenme aşaması tarifin en önemli püf noktasıdır. Mutlaka dikkat edin. Bu açma aşamasını da özellikle detaylıca gösterdim ki nasıl açtığımı, nasıl eşitlediğimi görebilirsiniz. Her defasında hamurun yerini değiştirip tekrar tekrar unlayarak açmaya devam ettim. Merdane ile üzerinden bastırarak her tarafını eşit bir şekilde dikdörtgen olacak şekilde açtım. Şimdi bir bıçak yardımı ile hamuru uzununa 3'e bölüyorum. Bu arada eğer tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni bırakmayı ve de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İç harcımı da önceden ikiye böldüm. Daha sonrasında ise üçe ayırarak hamurumuzun üzerine ilave ediyorum. İç harcımızın da sıcak olmamasına dikkat edelim. Bu arada farklı iç harçlarıyla da böreğinizi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Birçok börek tarifim farklı farklı iç harçlarıyla yaptığım börekler var kanalımda. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o videolarımı da izleyebilirsiniz. Sizlere de fikir olmuş olur. İç harçlarını üzerlerine yerleştirip elimle de birazcık düzelttikten sonra şöyle hamuru yavaştan içe doğru getirerek kapatıyorum. Öncelikle bu kısmını biraz yapıştıralım. Daha sonrasında ise rulo haline getirelim. Hamura kendim bilerekten ince davranıyorum ki yırtılmasın. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Şimdiye kadar yapmış olduğum böreklerden çok çok farklı ve de çok güzel, çok lezzetli bir börek oldu. Eğer hafif mayalı hamurları seviyorsanız bu şekilde böreği de çok çok beğeneceksiniz. ve sonuncu hamuru da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Genellikle videoları çok çok kısa tutarak, hızlandırarak yapmaya çalışıyordum ama birçok arkadaş çok hızlı konuşuyorsunuz. İşte nefes almadan konuşuyorsunuz, hızlı bir şekilde anlatıyorsunuz diyerek uyarı yaptı. Ben de artık bu şekilde birazcık <laughs> yavaştan yapmaya çalışıyorum. Eğer sıkılırsanız videonun altında belirtebilirsiniz ama bence e, olabildiğince akışkan bir şekilde anlatmaya çalıştım ve hazır olan hamurlarımızı yani böreklerimizi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alıyorum. Neden yağlı fırın kağıdı kullandım? Çünkü böreğimiz çok fazla yağlı değil. Ama eğer önceden yağlarsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani illa bir yağlı fırın kağıdı kullanmanıza gerek yok. Ama yağlı olmadığı için de mutlaka tepsinizi yağlamayı unutmayınız. Ve 3 tane böreğimi dizdim. Geriye kalan hamurumu da aynı şekilde açtım. Yani bir tane daha hamurum vardı. Aynı şekilde açtım. Üzerine yine iç harcı gezdirip kapatmaya devam ediyorum. Çok fazla uzatmadan şöyle hızlıca göstermek istedim. Bu arada eğer tarifimi denerseniz, deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Diğer böreklerimizi de hazırladıktan sonra tepsinin içerisine diziyorum. Bir tepsi için tam tam geldi. Yani bu börek tam bir tepsilik bir börek. 6 adet hamur elde ettim ve bir tepsinin içerisine sığdırdım. Dilerseniz yuvarlak olacak şekilde de yani yuvarlak daire bir fırın tepsisinin içerisinde de yapabilirsiniz. Ve böreklerimizin tamamını tepsimizin içerisine aldıktan sonra şimdi üzerini bir poşet streç veya bezle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp 10 dakika kadar dinlendirelim ki birazcık yumuşalsın. Hamurlar kendine gelsin. Çok fazla bekletip hamuru mayalandırmıyoruz. Sadece 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Ardından üzerindeki poşeti alıp hamurumuzun üzerine yağ sürelim. Kullandığımız yağın tereyağının mutlaka ayranı alınmış olsun. Ayranlı bir tereyağını üzerine gezdirirseniz eğer daha sonrasında üzerinde yanıklar oluşabilir. Yani böreğiniz piştikten sonra istediğiniz görüntü olmayabilir. Aklınızda bulunsun. Ve Pür illaki tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz eğer üzeri daha yumuşak olmasını isterseniz süt veya yoğurt da sürebilirsiniz. Ben çıtır olmasını istediğim için sadece tereyağı kullanmayı tercih ettim. Şimdi hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Altı ve üzeri güzelce yani nar gibi kızardıktan sonra böreğimiz artık hazır olmuştur. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve çok lezzetli bir iç harcıyla bence muhteşem bir börek oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Bu arada daha fazla videolu tarif izlemek isterseniz eğer kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolu tarifimde görüşmek üzere.